Arkadaşlar merhaba. Size yine bir yarış videosu sunuyorum ama bununla ilgili aynı zamanda bilgi de vermek istiyorum. Bu Race Rome diye bir oyun. Ücretsiz bir yarış simülasyonu. Oyunu Steam'den edinip kendinizi test edebilirsiniz. Çok güzel bir yarış simülasyonu, fizikler falan da harika yapılmış, grafikler de çok güzel. Oyun dediğim gibi ücretsiz ama bunun bir sebebi var ücretsiz olmasının. Oyunda sınırlı sayıda araç var yarışabileceğiniz ve sınırlı sayıda pist var. Eğer daha fazla piste ve araca sahip olmak isterseniz bunları satın almanız gerekiyor. Ama hiçbir şey satın almasanız bile oyunu ücretsiz oynayabilirsiniz. Yeterli sayıda araba var. Eğer marka takıntınız yoksa, dediğim gibi birkaç tane de ücretsiz pist var. O pistlerde yarışabilirsiniz. Aynı zamanda multiplayer da var oyunun, eğer denemek isterseniz. Şimdi ben şu aşamada en kolay seviyede ve tüm asistler açık yarışıyorum. Oyunu, bu yarışı çok fazla yapmadım. Bu oyunu çok fazla oynamadım. O yüzden bu bir test benim için şu anda. Ama biraz alıştıktan sonra, yani pistlere biraz alıştıktan sonra, araca biraz alıştıktan sonra zorluk seviyesini artırabilir, asistleri kapatabilirsiniz. Asistler ne demek onu da söyleyeyim bilmeyen arkadaşlar için. Mesela tren ve aracın yolda kalmasıyla ilgili oyun size yardım ediyor. Mesela viraja çok hızlı girmeye kalktığınızda araba otomatik olarak fren yapıyor. Viraja olması gerektiğinden hızlı giremiyorsunuz. Bu da spin atmanıza engel oluyor. Dediğim gibi oyunun zorluk seviyeleri var. Çeşitli zorluk seviyeleri. O zorluk seviyelerinde asistler açık oynayabilirsiniz. Bu en kolay seviye olduğu için arabalar çok arkada kaldılar. Zorluk seviyesini artırırsanız daha iyi yarışçılarla yarışabilirsiniz ya da multiplayer'de yarışabilirsiniz. Asistler açık da yarışabilirsiniz zorluk seviyelerini. Ama zorluk seviyelerini açtığınızda asistleri de kapatırsanız, o zaman böyle virajlara dengesiz girerseniz spin atmanız, kaza yapmanız çok yüksek bir ihtimal. Bu konuda hiçbir deneyimi olmayan arkadaşlar en kolay seviyede ve asistler açık başlarlar. Zaman içerisinde piste ve araca alıştıktan sonra bu seviyeyi arttırabilirsiniz. Ama hiç yarış deneyimi olmayan arkadaşlar için bu oyun gerçekten mükemmel. Bu deneyimi hem ücretsiz yapabiliyorsunuz hem de çok iyi kalitede grafikler ve fiziklerle yapabiliyorsunuz. Bu bir yarış simülasyonu. Fizikler falan gerçekten muhteşem olmuş, onu söyleyeyim. Grafikleri de görüyorsunuz zaten. Grafikler de iyinin üstünde. Hani mükemmel olmasa bile iyinin üstünde. Ama FPS konusunda da bir sıkıntı yok. En iyi ayarlarda oynuyorum şu anda. Bende Radeon RX 570 var. İşlemcimde son derece eski Intel i7 2600. Ama öyle olmasına rağmen şu anda FPS ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Oyun keyifli. Arkadaşlar mutlaka bir deneyin. Yarışçı olmasanız bile hem kendinizi bir sınamış olursunuz hem de bu yarış zevkini bir tatmış olursunuz. En azından para vermeyeceğinizi bileceğiniz bir oyun bu. Eğer istemezseniz ücretli hiçbir şeyi satın almazsınız. Arkadaşlar ben yarışın sonuna kadar konuşmayacağım çünkü bununla ilgili söylenecek her şeyi söyledim şimdi. Dediğim gibi oyunda fazla da tecrübem olmadığı için, yani bu oyunda fazla da bir tecrübem olmadığı için yarışla ilgili yorumda bulunmam da mümkün değil ama zaman içerisinde oyunda biraz daha oynadıktan sonra belki neler yapmanız gerektiği konusunda da bir şeyler söyleyebilirim ileride. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Oyunun linkini
video açıklamasında bulabilirsiniz. He, bu arada şunu da hemen söyleyeyim, oldukça büyük boyutlu bir oyun olduğunu hemen söyleyeyim. Yarış oyunlarını sevmeyen ve internetinde kota ile ilgili problem yaşayanlar için bu önerilmez. Çünkü çok büyük bir dosya boyuna sahip. Hard diskinizde SSD hard disk kullanıyorsanız ve hard diskinizde yeterli yeriniz yoksa, ikinci bir hard diskiniz varsa yol olarak onu belirleyip kurmanızı öneririm. Çünkü SSD diskinizi hemen dolduracaktır. Öyle de büyük bir dosya. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, iyi eğlenceler.